Tekrarlayan düşüklerdeki tedavi, düşüğe neden olabilen bir faktör varsa ilk önce bunun tespiti ve bu tedavi edilebiliyorsa ilk önce bu hastalığın tedavisidir. Örneğin annede aşırı bir kilo var veyahut da diyabet rahatsızlığı, tiroid hormon dengesizliği gibi sistemik bir rahatsızlık varsa ilk önce bunların tedavi edilmesi gerekir. Veya kadında bir pıhtılaşma faktörü varsa gebelik esnasında kan sulandırıcı ilaçların kullanılmasına önem verilmeli. Fakat tekrarlayan düşüklerde şuna mutlaka göz ardı edilmemesi gerekir. Bir faktör tespit edilebilir ama çeşitli yönlerden mutlaka etken faktörlerin de olabileceği göz önünde bulundurulduğundan dolayı her yönden incelenmelidir. Yani bir kadın 2'den fazla düşük gerçekleştiyse tamam pıhtılaşma problemi görüldü, sadece bunun tedavisine gidilmemeli. Bütün sistemik kontrolleri, rahim içerisinin histeroskopik incelenmesi, rahim filmi, bağışıklık yönünden hastanın desteklenmesi, eğer eşlerde bir genetik problem varsa mutlaka tüp bebek artı pregenetik tanı tedavisinin uygulanması gerekir. Çünkü tıpta yapılan araştırmalarda tekrarlayan düşük problemi yaşayan annelerdeki psikolojik travma hiç çocuk sahibi olmamış, uzun yıllar infertilite problemi yaşayan kadınlara karşılaştırıldığında son derece ağır ve travmatiktir. O nedenle 2'den fazla hatta 3'ten fazla tekrarlayan düşük olgusu yaşayan bir kadında mutlaka alınabilecek bütün tedbirler alınmalı ve sonrasında da gebeliğe müsaade edilmelidir.